Şöyle bir dalalım canım. Evet, GeForce Now üzerinden oynuyorum. Trine 4 sevgili arkadaşlar oyunumuzun ismi. Birbirinden farklı 3 karakterimiz var. Bunlardan biri büyücü, biri savaşçı, diğeri ise okçu. Ve onlar bir maceraya çıkıyor. Büyücü gençleşmiş lan. Attending a wizarding conference with his fellow wizards. And that morning, he decided a trip to the mailbox was in order. Even if this box was located at a... Eski Trine oyunlarında bunun daha uzun sakalı yok muydu ya? Sanki ben kendisini daha sakallı gibi hatırlıyorum böyle. Sakallı makallı bir elemandı. Bazı oyunlarda hala laglı da NMS Sandra idare ediyoruz ya. Bak bu büyücünün özelliği. Aa. Böyle sandıklar, kutular falan oluşturabiliyor arkadaşlar. Bir platforming yapılacağı zaman bu sandıkları falan kullanarak o platformların üstesinden gelebiliyorsun. Büyücümüzün ismi Amadeus. Kendisi posta kutusuna gitmeye karar veriyor. Bak burada bir su damlacığı galiba. Oho, soğuk diyor hava. Bu su damlacıkları ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Şimdi ilk başta bir klasik olay gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Nedir bu klasik olay? Bütün karakterlerimiz bir araya gelecek. Büyücü, okçu, savaşçı. Hepsi bir araya gelecek ve sonrasında macera başlayacak. Ama bilmiyorum başlayan macera ne olacak. Şunu bir... Evet, kırıp iksiri bana verebilirsen çok hoş olur. Teşekkürler. Büyü gücüne bakar mısınız arkadaşlar bak. Bunu olduğu yerden kaldırabiliyor. Hop. Buradan da şuraya. Gamepad kullanmıyorum. Klavye mouse ile oynuyorum bu arada. Aa, eğer nesneleri bulamazsan havaya kaldırabilmek için alt tuşuna da basabilirsin diyor. Peki. Bak burada ne yapabiliriz biliyor musun? Oo, çok iyi. Orada sürekli bir kar yığını oluşacaksa biz bunun üstesinden geliriz. Ver bir tane daha. Vereydin çok hoş olurdu. Hayal ettiğim gibi olmadı ama hayal ettiğim gibi olmasa da çat pat hallettik. Ötekini malamat etmeyeydin oyun. Ben üzerindeyken havaya kaldırabiliyordum ikinci oyununda falan ya. Burada pek kaldıramıyorum ama. Buraya sabit durdu mu? Vay anasını be. Yabanda gezdiğim maceralarımı özlüyorum. Neredeyse ölmek üzere olduklarımı özlemiyorum tabii ki diyor. Babo. Tam buraya platformu yerleştir. Bak şurada da var bir tane. Bu herhangi bir yere dayanmıyor. Şöyle koysak. Yeter. Orayı tutması da yeter. Buradan da böyle saplasak misal acaba karın içine girince köşeye dikine saplanır mı? Oo. Çok iyi oldu bu. Bak şu kar mekaniğini gerçekten sevdim. Normalde onu öyle tutamazsın. Aa, kutu çizmeye gerek yok. Direkt E tuşuna basınca kutuyu buluyor. Güzel bir kolaylık olmuş bu ha. Direkt E tuşuna basınca kutuyu bulması falan. Oyun bence de çok tatlı. Bekle, misal hop. Güzel. Bu daha oynanışı çeşitlendiren sadece bir karakter. Bununla beraber
oynanışı geliştiren birçok karakter var. Ha, R'ye bastığımızda da spamladığımız nesneyi yok edebiliyoruz. Bak ben bunun olayını buldum. Fırlat bizi. Ben fırlatacak diye düşündüm de dümdüz yürüdük öyle. Peki. Serinledim biliyor musun? Cidden serinledim. Bu şey bizim bineğimiz mi olacak acaba? Tomruğu havaya kaldır. Kaldıralım anam. Ya oyunda binek olduğunu hatırlamıyorum. Sen değil dur. Bunu bir şekilde büyücü alabiliyor da az. Aa, bekle. Tamam, onu kontrol edemiyorsan bile bunu kontrol edebiliyorum. Ha şöyle. Ha şöyle dur. Dur. Açıl. Hay babaan düşmanlarına. Ay babaan düşmanlarına. No, wait. I'm telling this all wrong. Öldüğünde geri dirilmesi durumunu da şöyle anlatıyor. Hani bu anlattıklarını bir hikayeymişçesine aktarıyor insanlara. Ve hani orada biz öldüğümüzde karakter diyor ki, aa dur burada bir hata yaptım. Hayır ben orada ölmemiştim. Ya babo. Bunun böyle olmadığını da düşünmeye başladım yavaştan ama. Allah 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 Allah. And why isn't this nearest mailbox located any closer to civilization? Bizi bu yukarı kaldır. Oh no. Last night's avalanche laid waste to the bridge. Now how am I going to get to the mailbox? Posta kutun neden o kadar uzakta? Dur dayı. What amazing goat. Ne harika bir keçi mi? Önünde dururken sana koysaydı iki tane. Bir an bana toslayacağını sandım. Biz de öyle zannettik biz de. Bu eleman şeydi galiba ya. Bizim büyücü kardeş. Acıkın bir kılıbıktı galiba. Ben öyle hatırlıyorum sanki. Bu büyücü beyefendimizi acık kılıbık diye hatırlıyorum. Oh. Tamam şimdi şöyle. Seni şöyle kara sapladım. Seni de buradaki kara sapladım. Önce bunu halledeceğiz. Anan! İnanamıyorum ya. Let's try again. Ablacım görüşürüz. Dikkat et kendine. Ben de seni seviyorum ablam. Sağ olasın. Çok dikkat et kendine. Görüşürüz. Genelde yatıyorum abi aşağı sanırım. Dur. Bekle şuradan buraya sapla. What's this? A letter for me? Dear Amadeus the Wizard, we require you for a mission of the utmost urgency. Fundadalı Salonu. You must find the missing Prince Celius, a ward of the Astral Academy. He has vanished under mysterious and troublesome circumstances. Me? Too unpredictable to learn spellcraft. I am going to learn magic. Büyü öğreneceğim diye başımıza bir tane kara büyü lordunu falan salacaksın değil mi? Bunda oyun hoşuna gidiyorsa ne güzel. Evet kesinlikle öyle yapacak bu arada. Kara büyü lordunu falan çağıracak. The second of our enchanted heroes
was Pontius the Knight. Bak şimdi de buradan Pontius'un hikayesine geçeceğiz abi. Pontius was out and about. Lan dur, oraya gitmeyeceğim. Second of our enchant. Geç geç. The derelict manor had once belonged to a recently departed. Bizim Pontius'ta asil bir şövalye. After his funeral, the knight had returned from the grave, undead and bitterly wrathful and troubling to. Bunun da puzzle'larda böyle çok önemli yeri var. Çok önemli önemi var. Kalkan mekaniği özellikle çok acayip bir şey yarıyor. There would be pie after his task. Bir de yanılmıyorsam bu kalkanıyla böyle yukarı baktığında hafiften şey yaşanıyordu abi. Süzülüyordu böyle havada, yanlış hatırlamıyorsam. Ama galiba o bir özellik abi. Ohoho. Arka planın güzelliğine bakar mısınız ya? Her şey çok tatlı duruyor. This must have been a snug little place back in the day, with tended fields full of everything good you'd want to eat in a pie. Kıçına kuvvet aslanım. Atlıya atlıya. It's a haunted old manor, but I cleverly chose to come here at noon. Cursed undead knights don't look so scary in the daylight. Buraya gün yüzüyle geldim, iyi oldu. Burada zaten görüyorsunuz da, hani alt yazıyı okuyamayanlar için söyleyeyim. Buraya gündüz vakti geldim, iyi oldu diyor, öğlen vakti hani. Bu köşk perili olabilir. Gündüz ışığıyla beraber o hortlaklar falan o kadar korkutucu gözükmüyor diyor eleman. Oy. Bence oynaması en eğlenceli karakter. Oo bak, gün ışığıyla eriyor buralar, görüyor musun? Oynaması en eğlenceli karakter aslında bir tane hatun var. Adını hatırlamıyorum da hatunun. Onun okçuluk skilleri, böyle tırmanabilme hünerleri falan çok çok gelişmiş. Genelde ben bütün parkurları onunla geçiyordum ilk oyunlarında. Tabii bu dördüncü oyunu. Ha, kalkanı kullanarak ışığı yansıtıp hem buradaki puanı alacağım, hem de buradan oranın kilidini açacağım. How a good knight can turn into such a miserable villain, that I'll never understand. There's little you understand, fellow knight. But I was once much like you. Bir zamanlar ben de senin gibiydim. What a strange dead fellow. Wounded in combat, I became useless. I was discharged from service. I became an embarrassment to other knights. In the end, I was abandoned by my friends, by my servants, left alone to rot here. This backwater house. That's no excuse for your evil doing. Bu yukarıda bir şey var ya, onu şununla mı alacağız acaba? Evet, bununla alacakmışız. Ben de gün ışığını falan yansıtacağız diye düşündüm de, bu şatodaki şövalye savaşmayı yitirince hizmetkarları ve efendisi tarafından terk edilip burada çürümeye bırakılıyor. Acıklı bir hikaye aslında. Bizim Pontius da diyor ki İblisliğin bahanesi olmaz.
frighted ghoul. Oo. Then come. Let us do. O zaman gel cenk edelim mi? Gerçekten böyle mi konuşuyor? Abi biz buna sahiplenelim. Üzüldüm ben buna. Bu bizi üzecek gibi daha çok. Işıkla tekye de. Skill spamlayıp şu yukarıdaki şeyi açtırması lazım bana. Ay götüm. Götüme geldi. Oha. Lan. Abi tek atıyor bu arada. Babayın düşmanlarını. Işık ye, ışık. Işık ye. Işık ye de babayın düşmanlarını bir dürteyim. Anan dur. Anan avradını vurma lan. Lan vurma lan. Lan kalkanım yok lan. Lan 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 oğlum hepsini dojlayamam. Yukarıya vurmam lazım. Cana bak. Can yok can. Aman. Ha sikil at. Beyefendi maşallah çok uzun boylusunuz. Lütfen vurma. Kardeşim bu komboyla seni ananın yanına gönderebileceğimi umut ediyorum. Niye bizim Pontius Shrey'e benziyor? Cansız geçti, çok zorlandık ya. Mektupta adını görüyor. Aa bu benim diyor. İnanılmaz ya. Hero of Trine. We have an unfortunate case of a missing prince, but we trust with your extraordinary skills you'll find him swiftly. Ha prensimiz kayboldu, onu bul. Within a dream you summon your shadow. Recite this spell and watch it grow. Prince Celius has some talent for magic, but some time ago he was involved in an accident using his powers. So he is to be treated firmly, but gently. Our last hero was Zoya. Ah, Zoya'ymış hatunun adı. She was also enchanted with the mystical powers of Trine. Fate and fortune had brought her to a city overrun by merry revelry. But cheerful festivities were the last thing on Zoya's mind. As the quest was about to begin, Zoya had been up all night, doing things becoming to her secretive nature. Bu da seride oynayacağımız, hikayede göreceğimiz üçüncü karakter arkadaşlar, Zoya. An entirely honest entrepreneur would perhaps have chosen a door for their exit. There were so many paintings up there, it'll take them weeks to even notice one of them is gone. Bu arada ben oyunu cansız geçtim de siz benim cambarını göremediniz değil mi? Sabahtan belli cambarım orada, ben onu göstermeyi unuttum tabii de. Herhalde deli gibi kızardığından öyle mi anladınız bilmiyorum. Benim can neredeyse sıfırdı. Can sıfırken geçtim. Bir kere daha vursa ölüyordum. Karakterin oynanışı çok eğlenceli. Örümcek adam gibi yani. Oynanış özellikle buna göre dizayn edildiği için can barını gösteriyordu. Nerede gösteriyordu? Ha kafamın üstünde. Tabii canım. Hmm.
Müzikleri falan da aşırı eğlenceli. Bunun ilk oyununda ateşle ok atma skili falan filan böyle bir ton şeyi vardı. Onu da hatırlıyorum. Quick, we're already late for the masquerade. Isn't it supposed to last all night? Unlike the merry revelers, Zoya wasn't interested in the festival of masks. She had an engagement of another sort. Arkadaş anam müzik çok iyi ya. Normalde bu ip olmasa direkt bu buraya gelme eğiliminde. Şuradaki zincirlerden dolayı. Ama bizim halatlar sayesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Dur canım, halatları bağlayıp çıkarız zaten, orası dert değil de. Bu sefer de damlacıklar gözükmüyor. Neyse, cam barını zaten karakterin üstünden görürsünüz ya. Çünkü bu sefer de damlacıklar gözükmüyor abi. O ipin üzerindeki yürüyüşe baksana. Şiir gibi yürüyor ya. Şimdi önce buraya, buradan buraya, bunun üzerine giderken hop hop. Balonların patlama sesi de çok güzel böyle. Hıtıps diye. Now to find the doorbell. A pleasure. In exchange for the stolen painting, Zoya received a purse full of gold. Tablo mu çaldın lan? Evet, bu Zoya'nın hırsız olduğunu hatırlıyorum ya. Cambar'ın canın azaldığında gösteriyor. E tamam, canım azalmadığında da boş ver kanka. Cambar'ını. Bunu değil de Mehmet, bunun bir önceki oyununu co-op oynadık galiba. Yasin'le co-op oynamayı denedik. İkimiz de aynı karakterlerle oynayabiliyorduk böyle. Enang! Bir büyücü levelinde falan sıkışıp kaldıydık herhalde. Ve co-op'unda ufak bir sıkıntı vardı sanırım. Co-op'unda ufak bir sıkıntı vardı sanırım. Onu da şey diye hatırlıyorum. Birbirinin ekranında kalmadan ayrılabiliyordun. Yani birisi hızlı giderse diğeri ona yetişemeyebiliyordu ya. Ben öyle hatırlıyorum. Little Nightmares gibi. Little Nightmares korku oyunu değil mi ya? Onun birinci oyununu dağıttılardı galiba Epic'te. Bir ara ona da göz atabiliriz. Zaten artık oynayacak oyun kalmadığından her şeyi oynuyoruz. Nasıl bir eski anın canlandı acaba? Çaldığı altınların tamamını da şehir yetimhanesine verdi ya. Dear Zoya, prestigious hero, savior of the kingdom. We need you to bring Prince Celia. Evet, bu böylelikle bütün kahramanları, günü mahveden prense karşı
Yardım için topladık. Awaiting news of your success, Wilhelmina, Wizardess of the Astral Academy and representative of the Grand Council. Muvaffakiyetinizi bekliyorum diyor. Many letters sent by the Master Wizardess directed our three heroes. Abi daha önce böyle bir kelime duydunuz mu? Muvaffak olmak yani. Tabii ki şey böyle kazanmak anlamında kullanılıyor da. Kazanmayı, iyi haberleri ya da işte galibiyetinizi muvaffak diye ilk kez duydum yani. Hearts of Iron 4'te bile yok sanırım öyle bir kelime ya. Bu oyun çok güzelmiş, bayıldım ben. Kuru kafa hoşuna gittiyse ne güzel. Muvaffakiyetiniz bekleniyor. Zaferle dönün. Ha. Macera başlamadan önce eski dostlar bir araya geliyor. Ve burada 1, 2, 3 tuşlarıyla karakterler arasında geçiş yapabiliyoruz ama cam barlarının gözükmemesi sinir bozucu olabilir. O yüzden kendimi buraya aldım. Ve devam ki. I think we're going to need all three of us to find this missing prince. Bak platformların tamamı bütün karakterlerin oynanışına uygun olarak dizayn ediliyor. Bak buraya büyücü şöyle hıçırtık diye koyar. Oradan tırmanır alır abi. Sonra buraya hıçırtık ya da bak burada Hatun hemen bunu alır çeker. Ben genelde Zoya ile oynamayı seviyorum ya. O hızıyla her şeyi kurtarıyor. Oo. Tamam. Bunu nasıl yapacağımızı çözdüm. Dur. Bunu biraz daha öne. Bir basamak daha. Onu da buraya. Tamamdır. Ortalığı koca götümüzle yıksak da olur gibi. Bir geliştirme puanı. Halat. Bunlar başlangıç yeteneği zaten. Kritik oklar. Yıldırım kılıcı. Patlayıcı nesneler. Havaya kaldırarak bombalama. What dedin gülüm? Yuvarlan. Yuvarlanma yeteneğini alalım ya. Ya da dojlama şey yıldırım kılıcını alsak daha mı iyi olurdu? Stat sıfırlayamıyorum değil mi? Yuvarlanmadan nereye gidiyor? Hızlı germe. Tehlike izi. Bak büyücün burada olmasa bile arzu edersen büyücünün kurduğu ekipmanla hareket etmeye devam edebiliyorsun. Yep, onu bilerek koydular büyük ihtimalle. Oradan buraya yansıyacak. Buradan da bizim reis kalkanıyla hareket ettirip puzzle'ı açacak. Sonra sen buradan Ama ip gergin durmuyor. Belki de ipe hiç ihtiyaç yok. What's so urgent about getting this boy back to the academy? Maybe they worry about him getting kidnapped. A prince could collect a handsome ransom. Or he could run into trouble out there in those old ruins.
Pontius tam şey galiba ya. Eski harabelerde başı belaya girebilir falan diyor. Zoya direkt prensin kaçırılmasından korkuyor olabilirler. Onun için dünya kadar fidye isterler dedi de. Pontius eski harabelerde başı belaya girebilir diyor. Garibim ya. Anam Pontius'un ağzına sıçırttık ya lan. Anladım, anladım. İşte bu kadar bebeğim. Yalnız bizim... Aa, Pontius'un can kendiliğinden doluyor. İyi bari. Işığı buraya yansıtmasına gerek yok. Tatlış'ta bir save alındı. Yeni bir mektup, oku. Umarız prensi şimdi bulmuşsunuzdur. Henüz bulamadıysanız lütfen kabus yaratığı efsunlayabileceğini unutmayın. Bir tane değil, görevinizde bol şans. Çok iyi değil mi ya? Alp abim selamlar, hoş geldin. TMX'ir aleyküm selam, hoş geldin. Merhabalar. Çok güzel bir ipucu veriyor böyle mektupla. A big bird that was. I hope it's not wizard hunting season for them. Prens canavar samınlayabilir hem de çok fazla. Tutunursun. Buraya bence var ya sallanarak bile gelirsin ya. Biraz daha ipi sarkıtalım. Hadi Zoya. Ay. Son an orada geri çekmeyecektik. Tamam, bir sonrakine teşekkürler. Biz ölücüyüz abi. Tabii ki alacağız her şeyi. Bu ne alaka, çözemedim. Vay. Eğer bir yerde halat tutacağı varsa öteki efsunladığın materyalle ikisini birbirine bağlayabiliyorsun ha. Çok iyi. Bak az sonra bunu denememizi onun. Anan kere. Lan ne oluyor? Tök tök gelin lan Super Mario gibi kafanıza basarak alırım aklınızı. That smoke's not right, is it? They didn't look like normal animals at all. They were all wrong. There's magics at work. Bu arada bizi tekliyorlardı ha. Fark ettiniz mi bilmiyorum, tekleniyorduk hocam. Peki. Bak şöyle yaparız. Bu ikisini bir arada tutarız. Sonra bununla bunu bağlarız. Sonra savaşçıya buradan ışık verdiririz. Ve ekstra zazanga. Gördün mü hocam? Tertemiz. Tertemiz çözülmedi mi puzzle? Tertemiz çözülmedi mi puzzle? Tertemiz çözüldü abi. Aşırı temiz çözüldü. Onun bu büyücüyle hatunun kombosu muazzam bir şey lan. Gerçekten muazzam bir şey. Şuraya haydut gibi dalacağım direkt.
Şu yukarı çıkmanın bir lüzumu var mı? Onu merak ediyorum da. Var var. Oğlum bu büyücünün kombosu çok iyi ya. Bak her yere büyücü artı hatunla çıkabilme ihtimalim var abi. Mükemmel bir şey ya. Hiç gerek yok. Bunu koy buraya. Gel buraya. Çık yukarı. Yukarıda bir şey göremedim. Olsa gözükürdü herhalde. Tamam, ben bunun da yolunu buldum. Ben bunun da sistemini buldum. Sistemini bulamadım. Buldum. Hayatta ilerleyemez oradan. We find the prince somewhere on this heath. I wonder what brings him to this dreary place. If I was running away from school, I'd go somewhere with more entertaining prospects. There's a ruined castle on this heath. Maybe he's headed there. Haydi. Görüşürüz. Geride bir yerde bir şey unuttum mu diye düşünüyorum da. Bromstead canım, karışık oyun. Ben onu çözebileceğimi zannetmiyorum ama teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben onu çözebileceğimi pek zannetmiyorum. Bu arada City of Gangster'i 6. kez falan öneriyorsun galiba. Geçenlerde de söyledim ama dinlemiyorsun herhalde beni, bilmiyorum. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu altlık yaparız. Buradan sekmesini sağlayıp şuradan ışığı veririz. Asılıyken dönüşmez diye düşünüyorum ama deneyelim mi? Yok abi bak, asılıyken dönüşürse anında ip gidiyor. Anında. Selimciğim aleykümselam canım. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Oh. Bu çok rahat geçirebilecek bir şey aslında. Alt katında falan da bir şey yok galiba.
bazen basit bir tasarıma sahip olmaları beni şey yapıyor. Oku çok yavaş geliyor. Bununla savaşırsak bizi patos ederler. Aa çocuğunu. Ya şeyini yavrusunu kurtardığımızı görmedi mi ya? He siz yavrumu kurtardınız. I could get used to traveling in luxury. Atlayın götüreyim mantığı. With this speed we'll catch up with the prince in no time. Look, the ruined castle is out there. Kuşun tipi çok garip yalnız ya. Dark Synergy sana çok sağ ol ya. Keyifli geçiyor zaman canım. Böyle beraber bir şeyler yapınca gerçekten keyifli geçiyor. Pekala, misal aşağıya demeye çıkarmanın bir yolu olsa keşke. Var. Burada iş birazcık minimale giriyor ama. Yep. Aşağıya da demeye çıkarır. O su damlacığını da alırım. Çok tatlı demeye çıkardık bu arada ya. Yüzüklerin Efendisi'ni de kartallarla neden götürmediler, değil mi? Tam böyle onu anlatır gibi oldu. Hop. Tam kız buradan daha tatlı uçar. Ben buradan çok rahat geçerim de. Üst katta bir şey var mı onu merak ediyorum. Buna gerek yok. Normal dönerken de geçeriz aslında. Aa, geliştirme puanı mevcut. Hızlı germe. Buna 2 puan lazım. Patlayıcı nesneler. Havaya kaldırarak bombalama. Havaya kaldırmış bir nesneyi bomba gibi yere indirin. Lütfen sorumsuzluk yapma. Havaya kaldırdığın nesneyi CTRL ile ez. Gerek yok ya. Sen şuna bir yıldırım kılıcını ver de. Fightlarda sadece Pontus'la çarpışıyoruz çünkü. Aynen kılıç bir artı 9 olsun. Bir yansın. Ya Hatun'un güçlü germesini de kullanabilirdik de. Ona 2 mana istiyordu. Ben de dedim işi biraz çabuk hallederim. Aa bak. Bir saniye ben burayı rahat hallederim. Şu Hatun'un Evsun'la nesneleri bağlama olayı çok OP ya. Çıkar bizi. Hanımefendi çok hafif olduğu için bu arada hiç fark etmedi galiba. Güzel fayda etti. Birader. Artı dokuzladım kılıcımı. Kılıcı artı dokuzladık kendimize geldik ya. Hmm.
Oy. Hiç etki etmedi. Acaba dedim buradan bir yere mi çıkılıyor da? Aa. Oranın üstüne çıkmanın bir yolu olmalı. Oraya bir yere de şey yapamıyorum, tutunamıyorum ki. İpi kopar ya. O üçünü nasıl alacağım aklımda kaldı bak. Lan bunun böyle bir olayı mı vardı? Bunu bana kimse söylemedi. Tamam, tam bunu ortaya getireceğiz. Sonra en alttan alıp buraya bağlayacağız. Şunu şöyle al. Aa, almıyor onu. Hızlı zıplamak lazım. Hızlı zıplayınca da olmuyor. Aldım. Hakikaten aldım. Vallahi inat ettim, aldım. Küp altına nereye koyacaktık? CTRL burada işe yarayacaktı galiba. Aa evet. Doğru. Hadi babo. Ya da şöyle yapabiliriz. Bunu karşı tarafa koyarız, tamam mı? Buradan Warrior'la atlayıp oho bebeğim. Evet evet. Tamam. Ateşe ateşle karşılık verilir. Bu iki aslan parçası orada birbirine vurup duruyor. En güzeli etliye sütlüye karışmayan gaming. Teşekkürler, teşekkürler. Yukarıda bir yerde bir şey var mı zannetmiyorum. Oyun çok keyifli bu arada ya. Böyle hani minik minik platformları çözdükçe daha da büyük keyif veriyor bana. Aa yok, bununla alakalı hiçbir olayımız yok. Güzel. Bu burayı geride tutmayı başardı. Yukarıdaki kaya parçasını kırdık. Eğer amacımız yukarı çıkmaksa ben bunu başarabilirim. Amaç buraya ulaşmaksa şayet yapılır. Peki. Ohohoho. Yapma ama ya. O buradan çıkamıyor mu? And it's drizzling. I think the wizards don't mind us returning a prince with the sniffles. It's just a few raindrops. We'll shrug them off.
Burada böyle bir şey olduğunu niye söylemedin? Sabahtır. Buraya tırmanmanın yolunu arıyorum. Oha. Yo, ohalık bir şey yok ya. Dümdüz. Aa, bunu burayla sabitle ki ben bunu açtığımda buraya gelmesin. Sonra bu dönüyor. Ama nasıl yapılabilir o? Şöyle yapılabilir. Yapılamazmış. Biraz yukarı. Lan yuh. Şunu bir sil. Dur ulan. Aa, en başından belli bu atlayışı yapabiliyor muydun? Kapı için yeni bir parça buldun. Ne kapısı bu? Direkt üstünden atlanıyormuş. Ben de hiç böyle aldırış etmeden umarsızca... Şu büyücünün kombosuna alıştım ya. Aşağıda bir şey yoktu ya. Büyücünün kombosuna alıştığım için abi umarsızca aynı komboyu yapıp duruyorum. You again. Our thanks. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. E sen onu burada tutuyor, ben oraya nasıl çıkıyor? Ha, bu kadar mı? Allah razı olsun, gidebilirsin. Teşekkür ederim. Kullanışlı bir kuşmuş ya. Vay babanın düşmanları. Hop. Oğlum artı 9 yıldırım kılıcım var lan benim. Terbiyesiz. Oh. Neredeyse kafasına vuruyordum. Tamam, okçu da iş yaptı bu sefer ya. Okçu da iş yaptı. Ağzına tükürdüm ağacın ağzına. Tamam. Buradan şöyle. Bence geliyor, bence geliyor. Ağzına tükürüyüm. Ama ölmedim bebeğim. Ölmedim bebeğim. Hop. Çüş. Lan. Oğlum armut gibi öldük ya. Ne bileyim abi. Aman.
Başaramadık abi. Kutuyu almak aklıma gelmedi. O platformu koyduk, o tutar diye düşündüm. Hey. İşte bu bebeğim, bir tane bile damlacık bırakmadım. Bir tane bile bırakmadım. A, prensi bulduk galiba. Köşede oturuyor. Sikeyim mi lan topuğuna? Bazen çok basit olduğundan göremiyoruz çözümü, değil mi? Canım çekti, gideyim de çay yapayım. Afiyet olsun. Lan Yabik, ne arıyorsun lan burada? Good thing too. I was afraid you'd been eaten by wolves. What do you want with me? We're taking you to the safety of the Astral Academy. What? I'm not going back there. You think we'd leave you alone in the middle of nowhere here? Look, I don't care if you're a prince or a pig keeper. You're coming with us. I'm not a child to be told what to do. Ama avradın o bebeğin içinden ne çıktı lan? Lan bebeğin içinden bir şey çıktı. Not again. Yok artık baban yani. Lan. Oho bebeğim. Diş minelerini. Neresine vuracağım? Kafasına. Ha, beynine oturacağım. Yine kili bizim reis alacak, anladım. Anladım. Beynine oturarak kill alma taktiği. Teknik. Bu teknik yasaklanmıştı. Aman Allah'ım, kafasına osurma tekniğini bir daha görebileceğimi zannetmiyordum. Vay babanın düşmanlarına. Lan ağzına tükürdü mü bedevisi? İn lan aşağı. Arkadaşlar bir saniye. Önce şu Geblo'dan kurtulalım. Sonra bunu stunlamaya devam edelim. Şerefsiz. Bunun ağzına vurmaya devam et. Stunlı kalsın. Bunu stunlı bırakıp çevredeki minyonları kesip yeri ve zamanı geldiğinde kafasına osuracağız. Aynı bu şekil. Gel gel. Gel de bir kafana osurayım yeğenim. Artı 9 hava kılıcı bastım. Niye? Senden daha iyi eksi alabilmek için gülüm. Kafana sıçayım. Nereye ısırıyorsun? Nereye ısırıyorsun? Aç kupek, nereye ısırıyorsun? Dayı, bence ben bunu spamleyip bunun ağzına sıçarım burada. Eyvah amık. Arkadaşlar yaptığınız büyük karaktersizlik gerçekten. Anan. Bunu nasıl çip? Lan oraya atma lan. Aa. Varıyorum, öldü. Varıyor'u kurtar! Çık oradan! Büyüc reis, çık! Bir dur lan oç! Ha, kurt kendi kurtunu yedi, tamam. Bir dur birader, bir dur! Şimdi anneler meyve tabağı olacak! Kanem! O çok güçlü!
Bak yem atıyor, yem atıyor ha. Büyücüyü kaldırmaya çalışırken bizi yalan edecek, eşşo oleşek. İn lan aşağı. Dur bakayım, geliyorum oraya, geliyorum. Kabus burada ha. Kodumun fındık kurdu. Çık, çık git buradan. Fındık kurdu seni. The prince ran off. Prens kaçtı. I say we knock him unconscious and carry him back to the astral. Bence de prens. Zoya'nın fikirleri hoşuma gidiyor. Prensi bayıltıp akademiye kadar sırtımızda taşıyalım abi. Abi çok müthişti bence. Çok müthişti. Şimdilik bu kadar diyelim efendim. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler. Trine 4'te böyle bir yapımdı. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar.